nerede? Şunu bir bulayım. Cezanı vermesin! Pislik! Aşağı kadamı tam azarlamaz terbiyesiz! Sus ya, sen miydin? Ne zaman geldin? Geldim ya, geldim! Allah'ım, gördüklerime inanamıyorum! Ben de sabaha kadar bilgisayarın başında ne yapıyor diyordum bu! Bak Suzancığım, yanlış anladın. Her şey göründüğü gibi değildir. Dinle beni, bak anladın. Neyini dinleyeceğim o? Neyini dinleyeceğim? Siber sapık seni! Benden utanmıyorsan, şu içeride ağlayan yavrumuzdan utan. Çocuğa büyüyünce bunları mı öğreteceksin bilgisayardan ha? Bunları çok mı öğreteceksin? Çok affedersiniz ama Efe'ye ne oluyor? Leyla, git çabuk çocukla ilgilen. Benim ellerim ayaklarım titriyor seneden. Bu arada ben de Avni amcanın sevgisini parçalayacağım. Ya, yapma, çekil, ya, çekil. Ya, yapma, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yaptım bile. Şimdi de seni parçalayacağım Avni. Suzan ya, Suzan. Gel buraya, gel. Var ya abi. Sana gününü göstereceğim. Bak. Sana gününü göstereceğim abi. Allah'ım, aman Allah'ım. Suzan, Amerika'ya gitsen kasırga diye seni almazlar. Alo? Betüş'cüğüm merhaba, ben Suzan. Ah canım, günaydın, nasılsın? Vallahi pek iyi değilim hayatım. Neden, ne oldu? Şimdi uzun uzun anlatamayacağım ama benim senden bir ricam olacaktı. Bugün kafeye ben biraz geç geleceğim de. Yerime Leyla bakacak, olur mu? Olur tabii canım, sen nasıl istersen. Bir de şey var, Efecan'ı da Firuze'ye bırakacağım. Bir söyler misin? Tabii söylerim Suzancığım. Sağ ol arkadaşım, görüşürüz. Peki, görüşürüz canım. Yaktım seni. Hem de cayır cayır, cehennem ateşinde yanacaksın. Gazabımdan kork. Leyla, git şuna söyle, hiçbir yere gitmesin. Önce beni dinlesin, tamam mı? Rica ederim abi bey, beni bu meseleye karıştırmayın. Ya deli bu kadın, deli bu kadın. Bu yaptığına yargısız infaz denir. Sen şu çeneni kapa da ayaküstü giyotine gitme istersen. Belki giyotine giderim Suzan Hanım ama sen beni dinlemeden hiçbir yere gidemezsin. Yok ya, öyle bir gider, öyle bir dönerim ki feleğin şaşar. Nereye gidiyorsun? Sana o siber alemde aradığın cennetle, bana yakalandıktan sonra yaşatacağım cehennemin formülünü bulmaya gidiyorum Avni Bey. Leyla'cığım, sen Efecan'ı bugün Firuze'ye bırak, sonra da kafeye git istersen. Zira bu siber sapıkla evde yalnız kalmanı pek tavsiye etmem de. Nasıl değişti? Ne oldu? Hayrola, bir şey mi var? Ya evde tatsız bir şeyler oldu bugün. Betüş Hanım bir şey söylemedi. Hayırdır, ne oldu? Boş ver. Ben şimdi kafeye gidiyorum. Efecan'a sen bakabilecek misin? Bakarım tabii. Bakmaz olur muyum? Ver bakayım. Ay benim canım. Ay, meraktan çatlayacağım Leyla. Ne oldu evde? Ya anlatsam da anlayacağını sanmıyorum. Yeni çağın dertleri işte. Neyse ben gidiyorum, tamam mı? Efecan sana emanet. Önce Allah'a sonra bana emanet. Tamam. Hadi işte. Hadi güle güle. Sen anlatsan bari evde neler oldu. Ölüyorum meraktan oğlum. He? Paşa? Paşa gel bakalım. Gel şu koltuğa güzelce kurul. Alo, affedersiniz, orası acaba İşlem Bilgisayar Şirketi mi? Evet, İşlem Bilgisayar Şirketi, buyurun. Benim bir sorunum vardı. Teknik bir sorun mu? Öyleyse teknik servise aktaracağım. Hayır, teknik bir sorun değil, ailevi bir sorun. Pardon, anlayamadım.
Yani şöyle anlatayım size. Şimdi ben eski şarkıları internetten indirmek için bir program buldum. Yani tam onu indiriyordum. O indirdiğim şeyle başka şeyler de inmeye başladı. Yani nasıl diyeyim, ayıp reklamlar inmeye başladı. Onları durduramıyorum. Anlıyorum. O tür resim ve videolardan virüs aldınız sanırım. Bilgisayarınız mı çöktü? Hayır, evliliğim çöktü kardeşim. Yani şimdi birisinin bana yardım etmesi gerekiyor. Onun için aradım sizi. Yani birisinin tutup karıma benim o inen şeylere kendi irademle bakmadığımı anlatması gerekiyor. Kusura bakmayın beyefendi. Ama bizi bu nedenle sizin gibi bir sürü yakayı ele vermiş bey arıyor. Bu işlere bakmıyoruz. İyi günler. Ama bu da teknik bir sorun sayılır. Hep senin yüzünden geldi başıma. Hepsiniz. Ah ya. Buyurun. Rica ederim. Şöyle vereceğim. Merhabalar, hoş geldiniz. Şöyle alayım size. Evet, ne vereyim size? Ben bir tane sütlü kahve alayım. Bir sütlü kahve size hanımefendi. Ben de bir kahve alayım. İki sütlü kahve. İki sütlü kahve var. Tamam, kahveler geliyor. Her zaman neşeli, her zaman enerjiksin ama Leyla geleceği zaman daha da bir çalışkan oluyorsun. Şimdi aynı Suzan abla gibi konuştunuz. Evet, körle yatan şaşı kalkar. Vallahi ne yalan söyleyeyim, burada olmadığı zaman eksikliğini bayağı hissediyorum ben. Doğru. Aslında kendi içinde problemleri olan biri ama çok pozitif, çok neşeli biri değil mi? Galiba bugün pek öyle değil çünkü gelmedi. Evet, ona ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum ben de. Vallahi ben de. Hadi kahveleri götür. Kahveler. Teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim. Merhaba. İşte geldi. Ne haber canım? İyi de. Haberler sende. Bak şimdi, geldiğime bu yüzden mi bu kadar sevindin? Olur mu öyle şey can? Merhaba Betüş Hanım. Hoş geldin Leyla'cığım. Yanlış anlama ama biz Suzan Hanım için biraz endişeleniyoruz. Aslında bence ne olduğunu size Suzan Hanım anlatsa daha iyi olur. Yani belki bilinmesini istemez. Biz yabancı mıyız canım? Kime ne söyleyeceğiz? Ama ben o evde çalışıyorum. Yani neler olup bittiğini size anlatmam pek doğru olmaz. Haklısın Leyla, bize bir şey söylemen doğru değil. Suzan isterse kendi anlatır. Anlaşılan o ki sorun Avni Bey'le ilgili ve Suzan bugün kendini pek iyi hissetmiyor. Dur, öyle değil. Bak şurası. Tamam, okey. Efendim? Tamam, hemen yollayın. Avni Bey geliyormuş. Hayrola, bekliyor muydun? Yok, yani ben de şimdi öğreneceğim niye geldiğini. Ben bittim. Ben bittim, mahvoldu beyler. Ben bittim. Avni Bey sakin olun, sakin olun. Sakin olamam. Ya siz şu internetten, bilgisayardan anlıyorsunuz değil mi? Anlıyoruz da Avni Bey, oturun bir nefeslenin önce. Yok, oturacak halim yok. Allah aşkına bak, size yalvarıyorum. Ne olur bu akşam bizim eve gelin. Suzan'a şu internetten gelen cıbıl kadın resimlerinin, videoların falan kendiliğinden geldiğini anlatın. Yoksa o benim arayıp bulduğumu sanıyor. Vallahi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle. Hayat renkli günler, şeker.